insanlık adil düzen bayrağı altında toplanacak. Çekilen bütün bu ızdıraplardan inşallah kurtulunacak. Peki nedir bu adil düzen? İşte bunu huzurlarınızda size kısaca bazı önemli noktalarını belirtmek için, takdim etmek için geldim. Ancak adil düzenin ne olduğunu belirtmek için bugün içinde yaşadığımız düzen nedir? Bunu bilmemiz lazım. Hemen hepinize ifade ediyorum ki yeryüzü boş değil. Amerika'nın Wall Street diye bir bankalar caddesi var. O caddede Siyonistler oturuyor. Bu Siyonistlerin altında birer gökdelen, dünyanın sermayesi bunların elinde. Bütün dünyanın parasını avuçlarına almışlar. Kendileri şöyle söylüyorlar, diyorlar ki biz Yahudiyiz, Tevrat'a inanıyoruz. Halbuki Tevrat'ı ellerle değiştirmişler ve şuna inanıyorlar. Diyorlar ki Cenab-ı Hakk'ın kulları iki kısımlı. Bir kısmı asıl Yahudiler, diğeri de Yahudi olmayanlar. Cenab-ı Hakk'ın has kulları Yahudilerdir. Öbürlerini ne kadar köle yapıp sömürürsek o kadar ibadet ederiz. Dünyaya biz hakim olacağız, onlar da bizim kölemiz olacak. Televizyonda görüyoruz. İsrailli bir asker Mescid-i Aksa'dan çıkan çocuğa kurşun sıkıyor, kemiğini kırıyor. Bilelim ki bu asker bu kurşunu sıkıp bu kemiğini kırarken kalbinden ibadet zevki alıyor. Neden? İnanışı böyle. Bu inanışı bilmezsek dünya olaylarını anlayamayız. Biz bu sıkıntıları niye çekiyoruz bunu da anlayamayız. Çünkü dünya boş değil, orada bir Siyonizm var, hepiniz benim kölem olacaksınız diyor, dünyayı avucuna almış. Bugün biz buradan Mekke'ye para göndereceğiz. Gönderemezsin. Mutlaka paran Amerikan Express Bank'a gidecek. Bir Yahudi bankasına, o oradaki şubesine ve bu parayı diyecek, öyle verilecek. Eğer onların üzerinden gitmezse parayı gönderemezsin. Şimdi hacılar hacca gidecek. Ama hepsi uçakla gidiyor, öyle isteniyor. Her satın aldığın uçak biletinin %9'u İATA'ya gidiyor. Yani dünya siyonizmine %9 ödemeden buradan hacca bile gidemezsin. Buradan sen Mekke'ye telefon da edemezsin. Şu açtığın çevirdiğin numaralar var ya, onlar önce Paris'e ve Roma'ya gidiyor. Onlar müsaade ederse oraya bağlanıyor. Bak bu son Irak harbinde fişi onlar ta Paris'ten Roma'dan çektiler. İstediğin kadar telefon et, konuşamazsın. İşte dünyayı böylesine avucu içine almış bir emperyalizm, bir siyonizm var. Bunlar bizi köle olarak kullanıyor. Nasıl bizi eziyorlar? Eğer bunu bilmezsen nasıl kurtulacağımızı da bilemeyiz. Şimdi şu memlekette 5 milyon insan köy kahvesinde oturuyor çünkü işsiz. Bu kadar insan geçim sıkıntısı çekiyor, açlık çekiyor. Neden? İşte müsaadenizle önce bugünkü düzen bizi nasıl eziyor, kısaca bunu belirtmek istiyorum. Köy kahvesinde işsiz oturan bir kardeşimize söylesek, sen bu kahveye niye gelip oturmaya mecbur kalıyorsun biliyor musun? Bunun sebebi faizdir desek, bu kardeşimiz ne faizi ya? Benim bir bankayla işim yok, tefeciyle de işim yok, faizden bana ne der? Şu toplumda faizci bir düzen olduğu için o faiz onu nasıl eziyor haberi yok. Ezmiş, işsiz bırakmış, aç bırakmış haberi yok. Hasta etmiş onu, mikroptan haberi yok. Onun için bugün dünya siyonizmi tarafından getirilip bizim üzerimize geçirilip tatbik edilen bugünkü bu siyonist düzen, bu faizci kapitalist düzeni tanımak için bu düzenin 5 tane mikrobunu önce size belirtmek ihtiyacını duyuyorum. Mikrop kime derler? Hastalığa sebep olup da gözükmeyen şeye. İşte insanlar hasta, bugünkü düzenin bu sebeplerini bilmiyor.
Onun için bunlara mikrop diyorum. Bizi 5 tane mikropla eziyorlar bu düzende. Mikroplardan bir tanesi, tekrar ifade ediyorum, faizdir. O köy kahvesine oturan kardeşime seni faiz eziyor desem ne faizi der. Niçin? Bu düzen nasıl dönüyor farkında değil ki. Bana bak kardeşim Hasan, sen fırından gidip ekmek almıyor musun? Alıyorum, ne olmuyor? İşte bu düzende sen o ekmeği almak için 600 lira verdiğin zaman o ekmek fiyatının içinde 200 lira faiz ödüyorsun. Faizi sen fırında değil, bankada değil, fırında ödüyorsun. Neden? Çünkü bu düzen faizci kapitalist bir düzendir. O ekmek fırına gökten yağmıyor, tarladan geliyor. Köylü traktör alacak parası yok. Nasıl alıyor traktörü? Ziraat Bankası'nın kredisiyle. 15 milyon liralık traktörü 50 milyon liraya alıyor, 4 sene bono ödüyor. Nereden ödüyor bu faizleri? Toprak Mahsul Ofisi'ne verdiği buğdaydan aldığı parayla. İyi ama ofis de faizle çalışıyor. O nereden ödüyor bunları? Un fabrikasına sattığı buğdaydan. Un fabrikası da faizle kurulmuş. O nereden ödüyor? Fırına sattığı undan. Fırın da faizle çalışıyor bu düzende. O nereden ödüyor? Bütün bu faizler masrafa yazılıyor. Ekmeği alan fakir fıkaraya ödetiliyor. Gübre fabrikasını faizle kurmuş. Bana ne diyemezsin. O faizler masrafa giriyor, ekmek alırken sana ödetiliyor. Çünkü biz bu düzende yaşıyoruz. Bu mallar bu memlekette üretiliyor. Bu memleketin kurallarına göre fiyatlar tespit ediliyor. Böylece de hepimiz bu şekilde eziliyoruz. Ne satın alsak şu memlekette bilesiniz ki üçte biri faizdir. Bak bu ceketin üçte biri faiz, şu ayakkabının üçte biri faiz. Bunu ben rastgele konuşmuyorum. Keşke meraklı bir kardeşimiz olsa da ona bizim bunu hesap dosyamızı versek. Kuruşu kuruşuna bir kilo ekmeğe nereden ne kadar faiz isabet ediyor. İşte bu hesabı yaptığın zaman görürsün ki faizler fiyatların içine girmiş. Bu memlekette ne varsa üçte biri faizden meydana gelmiş. 60 milyon insanız. Ekmek alıyoruz, peynir alıyoruz. Bir senedeki bütün bu alışverişlerimizden dolayı 35 trilyon faiz ödüyoruz. Nereye gidiyor bu ödediğimiz faiz? Saddam Bendeniz'e kendisi söyledi. Dedi ki Sayın Erbakan, ben gittim, Kuveyt'i işgal ettim. Zannediyor musun ki ben Kuveyt'i gittiğimde Kuveyt petrollerin idaresini Araplardan teslim aldım? Hayır. O şirketin başında Amerikalı Yahudiler oturuyordu. Ben petrolleri onlardan teslim aldım. Aynı şekilde bugün Suudi Arabistan'ın petrollerini Aramco denen bir başka Amerikan Yahudi şirketi çalıştırıyor. Bu şirketler Müslüman ülkelerin yöneticilerinin önüne ayda bir defa bir pusula koyuyor. Şu kadar petrol götürdük diyor. Kimse bilmiyor. Onlar söylüyor sadece. Bu petrolden şu kadar sana hak düşüyor. Bu hakkın şu kadarını çekip kullanabilirsin. Geriye kalan bizim Amerika'daki Siyonist bankada kalacak diyor. Onlar her şeyi tespit ediyor. İşte 40 senede Müslüman ülkelerinin petrollerinin paralarını kendi bankalarında tutmuş 700 milyar dolar. Müslüman ülkenin parası Siyonist bankaların hesabına geçmiş. Şimdi bizim kardeşimiz Suudi Arabistan'ın bu 700 milyar doların içerisinden 50 milyarını bize borç diye vermiş. Türkiye'nin dış borcu 50 milyar dolar. Kim veriyor bu parayı? Amerika'daki Siyonist bankalar. Bu IMF, MİVF o Yahudi teşkilatlarının avukatlık kuruluşudur. Onların mukavellerini yapar, onlara müşavirlik yapar ama paranın sahibi onlardır. 50 milyar dolar borç alınmıştır bunlardan. Biz Kenan Evren'in hatıratına bir cevap yazdık. Kitap halinde de basılmıştır. Okumayanlar bu kitabı okusunlar. Bak 1983'te yeniden partiler kurulurken Özal Amerika'daki Türk elçiliğinde bu Yahudi bankalarının müdürleriyle toplantı yapıyor.
O toplantıda bu Yahudi bankerler ona diyorlar ki, sizin bize 20 milyar borcunuz var. Sen şayet sana fırsat verirsek bu borcu bize ödeyecek misin? Teminat var. Ona göre sana yeşil ışık yakalım diyor. 20 milyar doları geldi Özal kendi döneminde ve onun arkasından 50 milyar dolara çıkar. Bu 50 milyar dolar dış borcun karşılığında biz bir senede 8,5 milyar dolar faiz ödüyoruz. Ne demek 8,5 milyar dolar? Bak şu koyunun ortasına koskocaman 10 tonluk bir tir kamyonu koyun. Bu kamyonun içerisine 10 ton saf altın doldurun 24 aya. Her hafta bir tir dolusu altını Amerika'daki Siyonist bankalara gönderin. İşte Türkiye'nin ödediği faiz budur. Kim veriyor bu altınların parasını? Sen veriyorsun. Nasıl veriyorsun? Ekmek alırken, ayakkabı alırken, peynir alırken. Hepsinin içinde üçte bir faiz var. Biz ekmek alırken fırıncıya ekmek parası ödüyoruz. Fırıncı un parası diye un fabrikası ödüyor. Ama un fabrikası bankayla çalıştığı için bankaya faiz diye ödüyor benim verdiğim parayı. Bankalar Merkez Bankası'nın parasını kullanıyor. İşte bir senede 35 trilyon Merkez Bankası'nda toplanıyor ve buradan da Amerika'daki Siyonist bankalara gönderiliyor. Onlar ne yapıyor? Bizim ekmek içinde ödediğimiz bu paralarla İsrail'e uçak alıyor, tank alıyor, tüfek alıyor, kurşun alıyor. Niçin? Çünkü onlar inanıyor ve de cihad ediyorlar. İnandıkları yolda gayretle çalışıyorlar. Bir davaları var. Bizi sömürüyor, kendi davasına destek oluyor. Biz burada köy kahvesinde oturmuş televizyonu seyrediyoruz. Koyunlulu Hasan televizyonun haberlerinde gene Mescid-i Aksa'dan çıkan bir çocuğa İsrail asker kurşun atıyor, kemiğini kırıyor. Bizim Hasan yumruğunu masaya vuruyor. Vay hainler! Şunların zulmüne bak! Bağırıyor, çağırıyor. Sonra ne oluyor? Haberler bitiyor. İçtiği çayın parasını verecek. Elini cebine atıyor. Çay fincanının kenarına çayın parasını koyuyor. Hasan haberi yok ki o koyduğu çay parasının üçte biri faiz ve biraz önce kızdığı kurşunun parasını şimdi kendisi ödüyor. İşte Siyonizm budur. Böylesine içimize gelmiş girmiş. Biz İsrail'e kurşun parası ödemeden bu memlekette çay içemiyoruz. İsrail'e tabanca parası ödemeden ben bir ekmek alıp yiyemiyorum. Niçin? Beni Yahudi kölesi yapmışlar da onun için. İşte biz bu düzene bunun için köle düzeni diyoruz. Bu faizci düzen bir köle düzenidir. Bu kadar mı bizi eziyorlar? Hayır. Bilesiniz ki bizi ezen ikinci mikrop vergilerdir. Şu her gün bir vergi, bir fon çıkartılıyor ya. Bunların hepsi zulümdür. Sadece fakir fukarayı ezmeye yarıyor. Bugün Türkiye'de ne satın alsak üçte biri vergidir, vergi. Şimdi o köy kahvesinde oturan Hasan'a desem ki Hasan seni vergiyle eziyorlar. Ne vergisi hocam ya, ben maliye tabi değilim. Gelirim yok, giderim yok. Ne vergisi? Hasan sen ekmek almıyor musun? Alıyorsun. İşte o ekmek parasını öderken o paranın içerisinde üçte biri sen vergi olarak ödüyorsun, haberin yok. Neden? Çünkü bu memlekette vergi ya gelirden ödetiliyor işçiye, memura. Onun alın, zaten geçinemeyen adama daha parayı verirken üçte birini kesiyor. Veya vergi KDV diye ödetiyor, gene fakir fukaray. Veya vergi kardan ödeniyor. Şu yol başındaki un fabrikası maliye götürüp vergi veriyor. Nereden? Karından. O karı nereden yapıyor? Bize sattığı ekmekten yapıyor. Bizden alıyor. Bu memleketin vergi kanunları böyle. Kardan alınan vergi fakir fukarayı ezen vergidir. Rastgele konuşmuyorum, hesapla konuşuyorum.
bu memleketteki her malın fiyatının üçte biri vergidir. Bilmem falancı yerdeki gübre fabrikası şu kadar vergi ödemiş. Nereden ödüyor? Sattığı gübreden. O gübreyi köylü alıyor, masrafa yazıyor, en sonunda ekmek satılırken onun vergisi bize ödetiliyor. Kamyon alınmış, vergiyle diyelim, kamyon satan firmanın vergisi, yani bir ekmeğin içerisine unu taşıyan kamyonu tut, ne yaparsan yap, bir hesap yaparsan görürsün ki fiyatların üçte biri vergidir. Hepimiz ne satın alsak bu vergileri ödüyoruz. Peki bu ödediğimiz vergiler nereye gidiyor? Keşke bir büyük uçak olsa, hepiniz ona doldursam, zaten bildiğiniz bir gerçeği size parmağımla göstersem. Uçakla bizi nereye götürüp ne göstereceksin? Aha şu dağların arkasında Antalya'ya götüreceğim. Ne göstereceksin? Bak orada Sheraton diye bir muazzam gemi biçimli bir otel yapmışlar. Bu otel 250 milyon dolara yapılmıştır. Bir tek otel. Kim veriyor bu parayı? Sen veriyorsun. Neden? Çünkü senden vergi diye alıyor, turizmi teşvik fonuna koyuyor. Fona koydu mu zaten onun arkası fanfin fon oluyor. Ondan sonra nereye gittiğini Allah bilir. Oradan bakıyorsun ki bu Amerikalı Yahudi firmasına hazineden para verilmiş. Al faizsiz kredi. 10 sene vergi ödeme. İlla buraya bu oteli yap. Kimin için yapılıyor bu Sheraton oteli? Koyunlu'da Hasan için mi? Otelin bir geceliği 750 bin lira. Koyunlu Hasan 5 ayda 750 bin lirayı görmüyor. O otel Münihli Hans için, Amerikalı Johnny için yapılıyor. Koyunlu Hasan kahvede çürütülüyor. Hasan eğer yahu aç kaldım illallah bana bir iş göster derse, Hasan'a diyor ki bak çölde savaşan Amerikan askerleri ahlaksızlığı yapıyor, sen gideceksin onların içki masalarını temizleyeceksin. İşte bu düzen gösterdiği iş yeri budur. 250 milyon dolara 5000 kişinin helal ekmek parası kazanacağı muazzam bir fabrika yapılır. Ama IMF bunu yaptırmaz. Böylece işte vergilerle eziliyoruz. Mersin'den İzmir'in arasında otel, 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 otel. Sonra sözde savunma sanayi. Şu 8 yıllık ANAP döneminde 20 milyar dolarlık savunma anlaşması yapıldı. Neymiş bu? Amerika'daki Dynamics firmasından uçak parçaları sandıkla gelecekmiş. Yaptıkları uçak hurdadır. Bunun adı uçan tabuttur. Amerikan ordusunda yasak etmiş en çok düşen uçak olduğu için. Japonlar bunun F-16 XL diye modern tipini 21,5 milyon dolara alıyor. Bunlar F-16 SL diye uçan tabut, yasak edilmiş uçağın parçalarını 26,5 milyon dolara alıyor. Getiriyorlar, Ankara'da bir hangarda vidalarını sıkıyorlar, parayı sen veriyorsun. Sonra askeriye teslim edilirken %20 kar alıyor, o karı da gene bu Yahudi firmasıyla onun Türkiye'deki şampanyacı ortağı holding bölüşüyor. Para senin, sözde uçak yapıyor, uçak diye bir şey yok orada yerde. Uçakların hiçbirisinin zaten elektronik tertibatı yok çünkü bunların elektronik parçaları İsrail'den gelecek, o da vermiyor. İşte Irak Harbi çıktı, bunlar yana yakala yalvardılar, aman bizi koruyacak uçak gönderin. İncirli'ye uçak geldi, bizi koruyacak füze gönderin. Diyarbakır'a Patriot füzeleri geldi ama başında Belçikalı asker bekliyor. Sıkıştığı zaman onlardan silah istiyor. Hani sen uçak yapıyordun, niye kendi uçaklarımızla bizi korumadın? Sen uçağın uçmaz ki. Nereye gitti bizim bu milyarlar? Bizim milyarlar Dynamics adlı Yahudi firmasına gitti. 20 milyar doların karı %20'dir. 20 milyar dolar bugün 80 trilyon yapar, %20 kar 16 trilyon yapar.
10 tane buradaki holdingle 10 tane Amerika'daki Yahudi firması bu paraları bölüşmüştür. İşte verdiğimiz vergiler nereye gidiyor bunu anlatıyorum. Mikroplar bu kadar mı? Biz neyle eziliyoruz? Hayır. Faiz ve bugünkü vergi düzeninden başka 3 mikrop daha var. Bunlardan bir tanesi darphane mikrobu. Bak biz de burada bu kadar önemli bir memleket meselesi konuşuyoruz. Şu anda, halbuki aynı anda Ankara'daki para basma fabrikası takır 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 50 binlik basıyor. Şimdi bu Haziran'da 100 binlik çıkacak. Gelecek sene 92'de de 250 binlik çıkacak. Niye? Bütçenin 40 trilyon açığı var. 40 trilyon. 1 trilyon milyon kere milyon lira demek. Bu 40 trilyon açıklığı gece gündüz çalışırsa basamıyor, önüne boyuna sıfır koyması icap ediyor. E bana ne? Basarsa bassın. Öyle yağma yok. O orada o parayı basıyor, bu ülkenin piyasasına karşılıksız olarak sürüyor. Bu memleketin piyasasında 90 senesinde 15 trilyon para var idi. 5 trilyon karşılıksız para sürüldü. Bir ülkede 15 trilyonluk piyasaya 5 trilyon karşılıksız para sürülürse 15 bin liralık ayakkabı 20 bin liraya çıkar. Yani herkesin cebindeki paranın %25'i çalınmış olur. İşte darphane ile hepimizin cebindeki para çalınıyor. Bizim şöyle bir sözümüz var. Unutmayın, başkalarına da anlatırken yararlanın. Darphanedeki bu taklitçi partilerin, ki hepsi birbirinin aynıdır ha. Şu anda ANAP bu zulmü yapıyor. DYP'si, SHP'sinin bir farkı yok. Bunların üçü de aynı makineden çıkmış üç tane ıskarta maldır. Çünkü üçü de faizcidir. Üçü de kadevecidir. Evet, işte bu taklitçi partiler. Bunların darphanede para basmak için çalışan makinalarının takır takır sesi, vatandaşın cebindeki parayı kemiren farenin dişinin kıtır kıtır sesi demek. O makine orada çalıştıkça senin cebindeki para çalınıyor. Böylece milleti eziyor. Kahvede oturan Hasan'ın bundan haberi yok. Nasıl ezildiğini bilmiyor. Sadece ya bu fiyatlar niye bu kadar artıyor diyor. Tabii artacak ya. Geçen seçimde sen oy verirken ya Rabbi ben belamı istiyorum diye oy verdin de onun için artıyor. Diğer bir mikrop kambiyo mikrobu. Ne demek kambiyo mikrobu? Bak her gün televizyon söylüyor, gazetelerde de yazıyor. Dolar kaç Türk lirası bugün? Şimdi 4150 liraya çıkartmışlar 1 doları. 40 sene evvel 1 lira 1 dolar. Şimdi bir çuval Türk lirasını topluyorsun, 1 dolar vermiyorlar sana. Neden? Merkez Bankası'na bir adam koymuşlar. Diyorlar ki bu hafta 4150 olacak. Gelecek hafta 4300 olacak. Her gün senden konuşmaya vaktimiz yok. Git günlük ayarlamaları da sen yap diyor. Tıkır 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 emirle paranın değeri düşürülüyor. Hangi para bu? Senin cebindeki para. Ne kadar düşürülüyor? Bir senede herkesin cebindeki paranın %25'i de doların değerini değiştirmek suretiyle çalınıyor. Şimdi bunlar ne diyor? Biz çağ atladık diyor. Doğru. Zihniyetlerini kastetmek için söylüyorum. Çağ atlattınız siz ama nerede? Yan kesicilikte. Çünkü bizim bildiğimiz eski devrin yan kesicileri insanların parasını çalmak için kalabalığa karışır, ona hissettirmeden elini cebine sokmaya uğraşır. Şimdi bunlar yeni çıkan televizyonlara benziyor. Bir düğmeye basıyorsun, ikinci kanal çıkıyor. Sen koltukta oturuyorsun. Bir düğmeye basıyorsun, sesi artıyor. Bunlar da Ankara'da oturmuş. Orada bir darphane düğmesine basıyor. Burada senin cebindeki para dondurma gibi eriyor. Bir Merkez Bankası düğmesine basıyor orada. Sen cebindeki parayı sayıyorsun. Ya demin 100 bin koydum, şimdi niye 50 bin kalmış diyorsun. Niye 50 bin kalacak? Koyunlulu kardeşim. Çünkü oraya Zat-ı Sungur oturmuş. Oradan hokus pokus yapıyor.
Bu kadar mı? Hayır. Bugünkü düzende bu bankalar da aynı düzene hizmet ediyor. Fakiri ezip zengine götürüp veriyor. Bu düzenin 5. mikrobu da bugünkü düzendeki bu bankalar. Niçin? Çünkü sen hırsız çalmasın diye paranı götürüp bankaya koyuyorsun. Ne yapıyor bu bankalar? Senin paralarını alıyor, İstanbul'daki holdinglere götürüyor, kredi diye veriyor. Onlar bu akşam senin paranla Hilton Oteli'nde şampanya içiyor. Para kimin? Senin. O şampanyayı içiyor. İyi ama bu bankanın parası hocam, sonra bunu nasıl geri ödeyecek bu adam? Ne geri ödemesi? Bunun adı batık kredi. Alacaksın, içeceksin, o kadar. Bu Özal'ları, bu ANAP'ları iş başında kaldığı müddetçe bunlara karada ölüm yok. E kim ödeyecek bu parayı bankaya? Gene sen ödeyeceksin. Senin paranı bir kere daha sana ödettiriyor. Neden? Çünkü hepimiz biliyoruz ki bu bankalara götürüp sen bir yıl vadeli para koyarsan sana %60. Ama sen bankadan kredi istersen %120 alıyor senden. Gitsen banka müdürüne desin ki, müdür bey yahu şu pencereden %60 aldığını insaf et. Şu tarafa dönüp %120 veriyorsun. %60 üzerine. Bu ne insafsızlık? Almanya'da %6 alıyor, %7 veriyor. Onlar %1 ile çalışıyor. Sen niye %60 koyuyorsun desen ne diyecek sana? Sus kardeşim, sus. Eğer böyle yapmazsak biz de batarız. Niye? Batık kredilerimiz var. Böylece kendimizi tamir ediyoruz diyor. İyi ama bu nasıl tamir? Sen batık krediyi holdinge vermişsin, o şampanya içiyor. Tamiri Koyunlulu Hasan'a yaptırıyorsun. Nasıl yaptırıyorsun? Bak bu gömleği yapan esnaf gidiyor bankadan %120 parayı alıyor. %120 ödüyor, masrafa yazıyor, gömleğin fiyatını ona göre hesaplıyor ve gömleği alırken o faizi bize ödetiyor. Ne söylüyorum Koyunlu kardeşlerim, duyuyor musunuz? Siz hiç şu köşe başındaki tuhafiyeciden bir gömlek alırken, o gömlek parasını öderken, o esnada İstanbul'da Hilton'da şampanya içen adamın şampanyasının parasını bu gömlek parasının içinde ödediğinizin farkında mısınız? İşte bu millet böyle eziliyor. Size kısaca bu düzenin 5 mikrobunu tanıtmaya çalıştım. Bir kere daha sayıyorum: faiz, haksız vergi, darphane, kambiyo ve bugünkü bankacılık düzeni. İşte bunlarla 60 milyon insan bir köle gibi eziliyor. Eziliyor da ne oluyor? Ha, bak ne oluyor? Şimdi müsaade ederseniz size bunları birkaç tane şekille göstermek istiyorum ki... Şekilde şurada bir şey yazıyor. Nedir bu? Türkiye'de 12 tane parti yok. 2 tane parti var. Birisi Refah Partisi, öbürü de Hakikçiler. Hepsi. Çünkü hiçbirinin birbirinden farkı yoktu. İşte bu gerçeği duyurmak, göstermek için bak burada Refah Partisi Milli Görüş demiş. Ana eşit SHP eşit DYP takvimciler demiş. Bak burada bazı kardeşlerimiz konuşuyor. Birisi oraya sahip olsun lütfen. Şimdi 40 seneden beri bunlar iş başına bulundular. Bugünkü düzeni kurdular. Sen Koyunlu kardeşim olarak düzenin fırınına giriyorsun. Fırında diyor ki 400 gram ekmek 600 lira. Geliyorsun burada 600 lira verip bir ekmek alıp çıkıyorsun. E belki burada fırının duvarına Boğaz Köprüsü'nün resmi asılmış. Niçin bu buraya konmuş? Sünnet çocuklarına hokkabaz oynatırlar. Niçin? Acısını duymasın. İşte bugünkü düzen de seni ekmek alırken hançer diyor ama acısını duymayasın diye televizyon açınca Boğaz Köprüsü'nün resmini gösteriyor. Bu düzenin bir parçası, milleti uyutmak. Bu gerçek hatırlatılsın diye buraya bu konu. Şimdi Ekim'de çok kuvvetli muhtemel bir seçim olacak. Biraz önce söylediğim gibi inşallah bu sefer Refah Partisi kazanır. İşe başlarken önce millete gerçekleri göstermek için bütün fırınlara 2 emir vereceğiz. Diyeceğiz ki heminiz bir tane değil, 3 vezne yapacaksın. Neden?
vatandaş nasıl ezildiğini görsün. Birinci vezden üzerine faiz diyeceksiniz. Vatandaş gelecek, önce 200 lirayı buraya ödeyecek. Sonra ikinci vezden üzerine vergi diyeceksin, 200 lirayı verir ödeyecek. Üçüncüye alın teri diyeceksin, yani ekmeğin asıl bedeli 200 lirayı da buraya ödeyecek, sonra ekmeği alacak. Bir emir daha vereceğiz, şu faiz meselesi üzerine bir ok koyacaksın, bu para İsrail'e gider diyeceksin. Vatandaş nereye para verdiğini bilsin, anlasın. Şu ikinci vergi üzerine bir ok koyacaksın, bu da Şampanya'nın holdinglere gider diyeceksin. İşte senin halin budur. Bak şöyle düşüneceksin, fırına gidip 600 lira veriyorsun, fırıncı senin 600 liranı çekmeceye kaydırıp koyuyor ya, o çekmecenin altından bir boru telavüye gidiyor, 200 lirası tıngır mıngır telavüye varıyor. Niye? Düzen böyle kurulmuş. Bu yaşadığımız düzen böyle bir düzendir de onun için. Bakınız bunların yaptığı şudur. Seni şehirlere su getiren kalıncı dağlı bir borun içine koymuşlar. Bu kim bu? Koyunlulu Hasan. Başının üzerine 5 tane değirmen taşı yerleştirmişler. Düzenin mikropları, faiz, vergi, darphane, kambiyo, kredi. Böyle eziyorlar seni. Onun için belin bükük, ayakkabıdan ayakların çıkmış havada, yüzünden kan ter fışkırıyor. Niye bu borun içindesin? Çünkü fırına gitteki fırıncı kardeşim, bu ekmeğin asıl değeri 200 liraydı. Ben İsrail'e 200 lira uçak parası ödemeden, Şampanya Holding'lere 200 lira şampanya parası ödemeden, ekmeğin asıl parası ise bu parayla bir de ekmek almak istiyorum dersen, alamazsın açalım. 200 lira vermez sana ekmeği. Önce İsrail'in parasını öde, sonra Holding'lerin öde, ondan sonra ekmeği alırsın. Bu cenderenin içindesin. İşte bu gerçeği göstermek için bu şekil çizilmiş. Tabii bunların hepsi borun içinde oluyor. Dışarıdan bakarsan icraatın içinden diyor. F-16 Yahudi uçağını uçuruyor. Bir sürü palavra, dinle dur. Ama gerçek ne? Gerçek bu. Ve daha acı gerçek de işte bu. Bakınız sen gömlek, ayakkabı, ekmek ne alırsan al, üçte biri faiz. Bunlar Merkez Bankası'na toplanıyor. Amerika'daki Siyonist bankalara gidiyor. Bunlar ne? Bu ANAP'ın tir kamyonları. Bak hiçbir tanesi eksik değil. Her hafta 10 ton bir tanesi gidiyor, altını teslim ediyor. Sen bu paraları ödüyorsun. Bu Siyonist bankalar senin ekmek alırken ödediğin parayla İsrail'e uçak alıyor, tank alıyor, tüfek alıyor, mühimmat alıyor. İsrail senin ekmek paranla Mescid-i Aksa'dan çıkan çocuğa kurşun atıyor, kemiklerini kırıyor. Seni ortak pazara sokacağım, ertesi günde ben ortak pazara gireceğim, senden tek devlet olacağız diyor. Bir yandan da Irak'ı, Lübnan'ı yutup, Türkiye'yi de yutarak Büyük İsrail'i kurmaya çalışıyor. İşte biz ekmek alırken ödediğimiz faizlerle bu Büyük İsrail'i kurmak isteyen İsrail'i besliyoruz. Bu şemanın üzerinde başka iki tane daha şekil var. Nedir bu? Ha bak bu TRT'yi belirtiyor. Şimdi biz bu kadar konferans veriyoruz. Hiç siz TRT'de tek kelime duydunuz. Halbuki Refah Partisi ise Nevşehir'de oyların %25'ini al. Bu TRT 4 kelimede bir kelime refahtan bahsetmesi lazım. 4 senede bir kelime söyle. Niçin? Bu düzen 4 günde yıkılır da onun için. Bu TRT demiyor ki millete, ey millet, eğer oyunuzu Refah Partisi'ne verirseniz bugün bir ekmek aldığınız parayla 3 ekmek alacaksınız. Bunu milletten saklıyor. Demiyor ki millet, ey millet, eğer oyunuzu Refah Partisi'ne verirseniz sizin ekmek paranızla Amerika'dan İsrail'e uçak gitmeyecek ya, o uçak Türkiye'de yapılacak ve kardeş Müslüman ülkelere gidecek. Bu gerçeği de saklıyor. Ya ne yapıyor bu TRT? Bu Yahudi çarkına yağ döküyor. Sadece bu çarkı yağlıyor ki senin kanın canın İsrail'e gitsin. Bugün gömlek, ayakkabı ne alırsan al ekmek, bunların üçte biri faizdir. Bu faizler dört yere gider. Birisi İsrail'e gidiyor. Öbürü işbirlikçi holdinglere gidiyor, batık kredilerle. Diğeri faizcilere gidiyor. Bu faizlerden %10 vergi alıyor, onlar da bütçenin israfına gidiyor.
aynı şekilde ne satın alsak 1/4 vergidir. Bu vergiler de İsrail'e gidiyor. Çünkü senden vergi diye aldığı parayı dış borcun kredi faizi diye götürüp İsrail'e ödüyor. Öbür taraftan demin söyledim, harp sanayi ihaleleri, otel kredileriyle işbirlikçi holdinglere veriyor vergileri, dal kavuklara veriyor ve otomobillere, uçaklara, Boğaz Köprüsü'nün açılışında o günkü parayla 350 milyon liralık bütçeden ödenen fişeye veriyor senin paran. İşte bugünkü düzen bu söylediğimiz şekilde çalışan bir düzendir. Ha, şimdi lütfen dikkat. Bak yine orada konuşuluyor ve ben de gözümle görüyorum. Konuşulmayacağım. Bu fırsat bir daha ne zaman elinize geçer zannediyorsun? Bakın burada bugünkü düzen tam bir fabrika şaması gibi çizilmiş. Bu kim bu? Koyunlulu Hasan, vatandaş. Bak Türkiye ilk görken seni yatak gibi bunun üzerine yatırmışlar. Sırtına düzenin piresini koymuşlar. Şimdi anap sıkıyor diyor. Sıktıkça senin kanın canın şuhunide toplanıyor. Burada bir pompa var. Senin kanını alıp iki tane dinlendirme havuzuna basıyor. Senin kanını. Ne pompası bu? Anap pompası. Anapın vazifesi ne? Senin kanını emip havuzlara basmak. Bu havuzlarda dinlendikten sonra nereye gidiyor senin kanın? Bak havuzlardan birisi bankalar. Demin konuştuk. İsrail'e gidiyor. İşbirlikçi holdinglere, faizcilere gidiyor. Öbürü de hazine. Buradan gene İsrail'e, gene işbirlikçi olduğunu dal kavuklara, bütçe israflarına gidiyor. Peki bu ana pompasını kim çeviriyor? IMF motoru. O ceryanı nereden alıyor? Seçim sandın. Vatandaşın gözü bu TRT'ye bakıyor. Bu boyalı gazeteleri okuyor, onlara aldanıyor, oy verirken şalteri aşağı çekiyor. Yani taklitçi partilere oy veriyor. Yukarıya verse, Refah Partisi'ne oy verse yeni adil düzen kurulacak, kurtulacak. Ama Refah Partisi'ni duymuyor, tanımıyor. Bu gazetelere aldanıyor, şaltere aşağı basıyor, seçim sandığından ceryan bu gazetelere geliyor. Bu düzenin bir numaralı transformatörü. Oradan TRT'ye geliyor, düzenin iki numaralı transformatörü. Yükselen ceryan İMB'ye geliyor, ana bombasını çeviriyor. Senin kanın Yahudi'ye böyle gidiyor. Peki bu şekilde iki tane daha pompa var. Onlar ne? Onlar da IMF'nin yedek pompaları. Biri SEHAP diyor, sola döner. Öbürü DYP diyor, sağa döner. Ana pompası aşınınca Yahudi bunları yerine koyar. Yedek pompalar. İşte bu tiyatro böyle oynanıyor. Böyle oynanıyor. Her gün gazeteyi alıyorsun. Zavallı ezilen köylü, Koyunlulu, Nideli kardeşlerin ne o? Demirel geçiyor, köyden geliyor, kurtar bizi baba diye bağırıyor. Vah zavallı! Vah zavallı! Abi Demirel benim 40 senelik arkadaşım, şahsını kastetmiyorum ama zihniyeti faizci. Bu faizci mi seni kurtaracak be zavallı? 40 sene oldu. Yeter artık. Yeter. Bırak bu faizcileri. Bunlardan hayır gelmez. Onların yaptıkları işte bu. Bak bu şekilde biri daha bekliyor. Kim bu? Refah Partisi. Niçin bekliyor? Ekim'deki büyük seçimi. Ne yapacak seçimi kazanınca? Bu makinenin contasını mı değiştirecek? Musluğunu mu tamir edecek? Hayır. Ya ne yapacak? Ya Allah diyecek, bütün bu Yahudi tesisatını gözünden yıkacak. Bunun için bekliyor. Peki bunlar bu düzeni kurmuşlar ne oldu? Sen burada ister Koyunlu'da bu fabrikada çalışan bir işçi kardeşim ol. İster inşaatta taşı sırtında küpeyle, istersen demirci ol. Bak bu düzende senin halin şudur. Sen sabahtan akşama kadar sıcak ocak karşısında demir dövüyoruz. Niçin? Çoluk çocuğa helal lokma götürmek için. Nasıl götüreceksin? Akşam yemeği alıp gidip ekmek alacak. İyi ama bu memlekette ekmeğin 1/3 faiz, bu Yahudi'ye uçak oluyor. 1/3 vergi,
Bu da holdinglere şampanya oluyor. Öyleyse sen bunlara çalışıyorsun. Bak şimdi hesapla konuşuyorum. Sen burada oturmuşsun. Sanayide balyoz vuruyor. Bir balyoz vuruyorsun. Bilesin ki bu balyoz İsrail'e uçak parası için vurdun. İkinci bir balyoz vuruyorsun. İsrail'e tank oluyor. Bunlar hesapların neticesi ha. Rastgele şekil değil bu. Üçüncü balyozu vuruyorsun. Mersin'de 5 yıldızlı otelin kredisi oluyor. Dördüncü balyozu vuruyorsun. Hilton'da düğün parası oluyor holdinglere. Beşinci balyozu vuruyorsun. Bununla Özal'a uçak alınıyor. Bütçenin israflarına gidiyor. Ancak altıncı balyoz sofrana geliyor. Onun için kuru ekmek geliyor. Çoluk çocuk toplaşıp ağlaşıyorsun. Niye? Bu düzen altına birini sana veriyor, beşini senden alıp Yahudi'ye ve işbirlikçi holdinge götürüyor da onun için. İşte hesap budur. Evet, şimdi bu hesabı bakınız, sen inşaata taş taşırken sadece bu taşı taşımıyor. Bu düzenin kayalarını, faiz, vergi, darphane, kambiyo, kredi hepsini taşıyor. Bu mikroplar yüzünden fiyatlar artıyor. Pahalılık oluyor, enflasyon oluyor. Düzenin mikropları bunlardır. Fiyatlar artıyor, faiz üçte biri fiyatların İsrail'e uçak gidiyor. Üçte biri vergi, Hilton'da şampanya. Sen bütün bu İsrail'in uçaklarını, şampanyaları sırtında taşıyorsun. Neden? Çünkü gözün bu televizyona bakıyor, bu gazeteyi okuyorsun. Bak gazetenin altına bir de bir kuyruk konmuş. Bu ne bu? Hediye kuponu. Bu hafta 3 araba veriyormuş. Erenköy'de daire veriyormuş. Seni böyle zehirliyor. Bu zavallı vatandaş canı çıkmış. 3 tane arabadan biri bana işaret etsin diye bu gazeteyi alıyor. Ama o gazetenin içerisindeki maksatlı yazıları okuyor. O yazıları okuyunca oyunu bu taklitçi partilere veriyor. Verdikçe de sırtındaki yük kabarıyor. Refah Partisi ne yapacak? Biraz sonra konuşacağız. İnşallah yapacağı çok basit ve bu şekilde gösterilmiş. Bak şu iki kentin arasını Milli Görüş testeresiyle tıkır 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 kesip atacak. Bütün bu dağları vatandaşın sırtından aşağı indirecek. Ve bu belli bükük Koyunlu'da Hasan, oh Allah'a şükür dünya varmış diyecek. Bilesiniz ki biz 22 seneden beri Edirne'den Van'a, Kars'tan Muğla'ya, gece yarılarına kadar hep koşuyoruz ve bunları anlatmaya çalışıyoruz. Niçin biliyor musunuz? İşte bu Koyunlulu Hasan'ın fakir fıkaranın Allah sizden razı olsun diye duasını almak. Bugün yaşadığımız düzen tarihte ilk defa yaşanmıyor. 3000 sene evvel Firavunlar zamanında Mısır'da da aynı düzen vardı. Firavunlar halkı topladılar. Ey ahali, biz büyük adamız. Öldükten sonra da dağ gibi mezar isteriz. Ne olacak? Hepiniz sırtınızda taş taşıyacaksınız dediler. İçinizde gidip görenler vardır. Ben bu Haliç Harbi çıkmasın diye 4 ay önce Kahire'deydim. Gittim geceliğin böyle bir saatte, gündüz vaktimiz yok toplantılardan. Şu piramitlere baktım. Her biri insan vücudundan daha büyük taş. Sırtlarında taşımışlar. Çoğu da bu piramitlerin önünde ölmüş. İşte firavunların zulmü bu. Şimdi bugün senin Türkiye'deki halin bundan farklı değil. Bak, Mısır'ın kölesi piramide sırtında taş taşıyordu. Sen de bugünün kölesisin ve sırtında taş taşıyorsun. Aradaki fark ne? O firavunun piramidine, mezarına taş taşıyordu. Sen İsrail'in uçağına taş taşıyordun. Taşı sen taşıdıktan sonra kime taşırsan taşı ne fark eder? Aynı köle düzeni. Arada bir fark var. Nedir o fark? Firavunun köleleri o günün modasına göre çuvaldan eteklik giyerdi. Sen çağ atlamış kölesin, yamalı palto giyiyorsun. İşte düzenin farkı bundan ibaret.
Niye firavunlara benzetiyorsun hocam? Çünkü bu taklitçi partiler Avrupa'yı taklit ediyor. Avrupa'nın kökü eski Roma'ya dayanıyor. Eski Roma medeniyetinin kökü eski Yunan'a. Eski Yunan'ın kökü de eski Mısır'a, firavunlara dayanıyor da onun için rastgele konuşmuyorum. Ah, vakitler geniş olsa da ben size bu cümlelerin altında daha neler var bir açıklasam, bir açıklasam, bir açıklasam. İşte yaşadığımız köle düzeni budur. Bakın şimdi size kuruşu kuruşuna bir hesap veriyorum. Sen bu düzende, ister düzen böyle olduğu için, ister bu fabrikada çalış, istersen Niğde'de bir memur ol, istersen tarlada çalış. Bak bu düzen ne yapıyor? Dikkat et. Farz et ki senin hakkın 100'dür. 100. 300 bin lira bürüt para alıyorsun. Geldin muhasebeye paran alacaksın. Muhasebe önce senden 42 bin lira sigorta kesiyor. %14. %20'sini de işveren veriyor. İçinizde muhasebeciler biliyor. 42 bin lira kesince 300 bin liradan ne kalıyor? 258 bin lira. Diyor ki sana 18 bin lira muafiyet tanıyorum. 240 bin lira çok para. En aşağı %25 gelir vergisi alacağım diyor. 60 bin lira da oradan kesiyor. 48 sigorta, 60 da vergi, 108 bin lirayı kesiyor. 42, 60 daha 102 bin lira. Sen 300 bin lira alacakken muhasebeye giriyorsun, 198 bin lira alıyor. Yani paranın 1/3'ünü daha verirken kesiyor. Ne demek bu? 100 liran 66 liraya indi demek. Sonra bu aldığın parayla fırına gidiyorsun, bakkala gidiyorsun. Orada satın aldığın malların 1/3'ü haksız faiz. 66 liranın 1/3'ünü de yani 22 lirayı da faiz yoluyla senden geri alıyor. Kaldı 44 lira. Ondan sonra 1/3'ü de vergi, 44'ün 1/3'ü 15. Bunu da çıkartırsan kaldı 30 lira. Bu kadar mı seni soyuyor? Hayır. Bir de demin konuştuk. Darphaneyle senede 1/4'ünü çalıyor. Kaldı 22 lira. Kambiyoyla 1/4'ünü çalıyor. 22'nin de 1/4'ü gitti mi? Kaldı 16 lira. Bu kadar mı? Hayır. Sana bu fabrikada zaten 600 bin lira verecekken 300 bin lira veriyor. Çünkü bak Türkiye'de gelir dağılımına bakarsan, 5 katlı bir binaya bütün insanları koyarsan, nüfusun %20'si milli gelirin %4'ünü alıyor. Burada yuvarlak olsun diye 5 yazın. İkinci kattaki %20, %7 alıyor. Üçüncü kattaki %20, %14 alıyor. Dördüncü kattaki %20, %20 alıyor takriben. En üst kattaki yağlı kaymağı yiyen holdingler ise onlar %56'sını alıyor. Bütün milli gelirin. Yani şu %60 fakir tabaka %30 alıyor. Hakkının yarısını alıyor. Onun için 16 lirayı da 2'ye bölüyorum, 8 lira oluyor. Ne demek bunun manası? Bugünkü düzen hakkı 100 olan insana 8 veriyor, 92'sini elinden alıp götürüyor. Şimdi sizinle beraber şu Niden Hükümet Meydanı'nda gecenin bu saatine kadar bekleyen taksi şoförü kardeşimiz Hasan'la bir konuşma yapsak. Hasan gel buraya. Bugün sabahtan beri kaç sefer yaptın? Hocam bu Haliç krizi bizim de işlerimizi kesat uğrattı diyecek. Ama hesap yuvarlak olsun diye diyorum ki 6 sefer yap. Hasan'a desek ki bak Hasan, bu düzen var ya, senin şu oy verdiğin düzen, bu düzen senin yaptığın bu 6 seferden birinin parasını sana verdi, 5'ini aldı götürdü. Sen bütün bu yaptığın seferlerin parası senin olsun istemez misin desem ne diyecek? Tabii isterim. Bugün kazandığın 6 misli kazanmak istemez misin? Deli miyim? Elbette isterim diyecek. Bu kardeşimiz Refah Partisi'ni istiyor ama ne istediğinin adını bilmiyor. Neden? Televizyon anlatmıyor, gazeteler yazmıyor. Bak biz siyaset yapmıyoruz. İktisat da yapmıyoruz ya, hesap konuşuyoruz.
bugünkü düzen sana hakkının 12'de birini verir. 100 yerine 8 verir. 12 mi büyük, 1 mi büyük? Tabii 12 büyük. Peki sen bugün kazandığın 12 misli kazanmak istiyorum. Öyleyse refahçı olacaksın arkadaş. Başka çaresi yok. 12'nin birden büyük olduğunu bilen herkes refahçı olmaya mecbur. Adil düzeni istemeye mecbur. Neden? Çünkü bugünkü düzen seni faiziyle, vergisiyle, darphanesiyle, kambiyosuyla ve bu bankalarıyla eziyor da onun için. Halbuki bunların hiçbirine lüzum yok. Bunların hepsi Siyonizmin, IMF'nin gelip kurduğu teşkilat bu. Bu teşkilatı biz mi kurduk? Yok. Biz balığın su içinde yaşadığı gibi bu Yahudi tuzağının içinde yaşayıp duruyoruz. Nasıl bu oyun oynanıyor düşünmedik bile bugüne kadar. Aa, bu Yahudi bizim kanımızı böylece emiyor. Ne zannettin ya? E ne olacak? Çaresine bakacağız Allah'ın izniyle. Bak şimdi Yahudi böylece kanımızı emiyor da ne oluyor? İşte ANAP geldi, 83'te işe başladı. Emekçi insanların tüm gelirdeki payı %24 idi. Faizin payı %75 idi. 8 sene evvel de tabii aynı düzen var. Şimdi 90 senesinde %25'ten %14'e düştü bütün emekçilerin payı. Köylü, işçi, esnaf. Buna mukabil faiz %86'ya çıktı. Bak burası küçülüyor, burası büyüyor. Faizciler büyüyor, çalışanların boğazını sıkıyor. İşte kapitalist nizam budur. Bütçenin haline bak. 83'te bu kadar açık vardı, 90'da bu kadar açık yüzde olarak. 83'te bu kadar borç faizi ödeniyordu, şimdi bu kadar borç faizi ödeniyor. 83'te bu kadar iç ve dış toplam faiz ödeniyordu, şimdi bu kadar ödeniyor. Şimdi 105 trilyon liralık bütçenin 45 trilyonu iç ve dış faize gidiyor. Kim veriyor bu paraları? Sen veriyorsun. İşte bütün rakamlar gösteriyor. Bak bu seneki yüzde trilyon bütçenin 20 trilyonu açık. 45 trilyon iç ve dış borç faizi. Asıl bütçe 40 trilyon kalıyor. Onun da yatırımlarını yapamıyor. Ben bu sabah Bayburt'tan Erzurum'a mitinge yetişeceğim diye canım çıktı. Niye? Yollar patlak 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 patlak, bir yolun deliğini bile kapatamıyor. Bir genelge çıkartıyor, tasarruf dolayısıyla yatırımlar durmuştur. Ne kalıyor? Devletin benzini, elektriği, memurun aç bırakan maaşı. Geriye kalan neyiniz varsa bir yandan Yahudi'ye, öbür yandan içerideki onların işbirlikçilerine gidiyor. İşte memleketin hali budur. Evet, şunu da bir koy da bir gösterelim bakalım kardeşlerimize. Peki hocam bu ne? Ha. Bak şimdi Özal gel anayasayı değiştirelim diyor. Demirel de şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım diyor. İnönü de iyi güzel diyor, yahut böyle diyor. Bak bunlar üçünün konuşması neye benziyor? Bunu anlatayım ben sana. Dedikleri gibi değişiklik yapsan ne olur, yapmasan ne olur? Bunu anlatmak için bu karikatürü gösteriyorum size. Bu karikatür Le Figaro gazetesinde çıktı, Rusya'nın halini göstermek için. Ama bizim halimiz aynen buna benziyor. Şimdi bak burası bir Rus köyü. Bu Rus köylüsünün evi, bu Rus köylüsünün kendisi, bu da hanımı. Bu da Karasaban. Karasaban'ı hanım çekiyor. Bu da efendisi. Bak ağzını açmış hanıma sesleniyor. Hanım hanım müjdeler olsun diyor. Ne var efendi diyor. Bunun altında yazısı var da oradan söylüyor. Diyor ki bak Gorbaçov diyor reform yapıyor diyor. Kanunları değiştiriyor. Bundan sonra diyor bu savanı tümüklü iple değil yeni iple çekeceksin müjdeler olsun diyor. İşte Özal'ın da, Demirel'in de, İnönü'nün de anayasayı değiştirelim, kanunu değiştirelim dediği bu. Koyunlu'da Hasan gene Karasaban'ı çekecek,
Ama düğümüklü ip yerine sana düğümüksüz ip verecekler. Düzen değişmeyecek. Değişmedikçe de kurtuluş yok. E çaresi ne hocam? Peki koy bakalım hatırın için Selçuk. Bak demin dedim ki bugünkü batının kökü firavunlar. Onu kendileri söylüyor. Şu gördüğünüz resim son zamanlarda çıkan bir Alman mecmuasındaki resim. Alman elektronik sanayide Japonlar bir fabrika kurmuşlar. Kendi mallarını tanıtmak için arkaya firavunları koymuş. Ne diyor burada biliyor musun? Soignis einer hohen Kultur demek, bizim mamullerimiz büyük bir medeniyetin, büyük bir kültürün eseridir. Hangi büyük kültürmüş? Biz firavunlardan geliyoruz diyor. Yavrular, firavunlardan gelmeyi marifet sayıyor. İşte onu ilanla göstermiş. Biz firavunlardan geliyoruz, onun için büyük bir kültürün eseriyiz diyor. Firavunun ne olduğunu bilmiyor ki. Evet, peki. Çözüm adil düzendir. Adil düzen dediğin nedir hocam? Bak adil düzende faiz olmayacak. Deme ya. Faiz olmazsa kim kime para verir? Adil düzende vergi olmayacak. Deme ya, vergi almazsan devletin masrafını nasıl göreceksin? Siz bunları anlatırken evde kahvede karşınızdakiler bu suali size soracaklar. İşte ben bunun için adil düzeni kısaca tanıtmak istiyorum ki o soranlara cevap verin. Anlasın ki ha bu işin bir doğrusu varmış. Bizi mahsus batağın içine sokmuşlar. Gelin bu batağı yıkalım, el birliğiyle doğrusunu kuralım desin diye istiyorum. Onun için bu suallerin cevabını kısaca size açıklıyorum. Bak adil düzende 31 tane kaide anlatıyorum size. Devlet ne yapar? Para nasıldır? Kredi nasıl bulunacak? Vergi devlet icar nasıl karşılanacak? Herkesin emekliliği sigortası nasıl olacak? İşte bu tabloda 31 tane temel esas var. Birinci temel esas devlete ait. Devlet adil düzende plan yapacak. Proje, destekleme, yönlendirme, teşvik yapacak. Yani Niğde ilinde biz insanca yaşamak için hangi fabrikaları kuracağız? Ziraatımızı ne yapacağız? Madenimizi ne yapacağız? Bunları devlet araştırtıracak, teşvik edecek. Devlet memurundan değil, yapanları para verip yaptıracak. Böylece Niğde'nin kalkınması için hangi madeni işletecekmişiz, hangi fabrikayı kuracakmışız göreceğiz, bileceğiz. Cenab-ı Allah bu nimetleri vermiş, bu nimetlerden nasıl istifade edeceğiz? Bu hazırlıklar yaptırmak devletin vazifesidir. Bu fabrikaları kurmak, bu tarlaları çalıştırmak, yani ekonomik fiilleri yapmak adil düzende şahısların, vatandaşların vazifesi. Devlet ekonomiyle uğraşmaz adil düzen. Ne yapar? Bunları hazırlattırarak vatandaşa yardımcı olur. Şahıslar ya tek başına veya ortaklıklar halinde, şirketler halinde bu işleri yapar. Peki devlet hiçbir iktisadi faaliyet çeşit iktisadi faaliyet yapar. Bunlardan bir tanesi temel hizmetler. Nedir bu? Yol, su, elektrik, nakliyat. Hatta ambar memurunu bile devlet kontrolündadır. Yeminli muhasip gibi. Ve de tabii yeminli muhasip. 24 çeşit hizmeti devlet kendi kontrolünde tutar. Bundan başka devlet tanzim hizmetleri yapar. Adil düzen kurulduğu zaman misal olsun diye söylüyorum. Bugün Toprak Mahsul Ofisi kalkacak. Yerine Buğday Vakfı diye yeni bir kuruluş geldi. Niye vakıf? Hiç kar gayesi gütmeyecek de onun için. Bu kuruluşun vazifesi ne? Benim buğdayım var, vereceğim. Karşılığında parasını alacağım. Param var, vereceğim. Buğdayı alacağım. Bu buğdayı almak, muhafaza etmek, hiç kar etmeden vatandaşa hizmet etmek Buğday Vakfı'nın vazifesi olur. Bunun gibi temel mallarda
tanzim hizmetini vakıflar görecek ve bunlar da devletin kontrolünde olacak. Ama bütün ticari faaliyeti şahıslar yapacak. Adil düzende para nasıl olacak? Alimler inceleme yapmışlar. Bal arılarını almışlar. Bakmışlar ki arılar bal yapıyor. Bir kısmını kendisi yiyor. Bir kısmı artıyor. Bunu da alıyoruz. İnsanlar biz yiyor. Bu yapılan baldan bir kısmını dışarıya çekip almışlar. Görmüşler ki arıların iştahı azalmıyor. Arılar eskiden şu kadar yiyordu, şimdi daha az yiyor. Daha çoğunu almışlar, arılar ölmüş fakat balı bitirmemiş. Bunu görmüşler, tespit etmişler. Niçin? Çünkü Cenab-ı Hak hayvanları insanlara faydalı olsun diye yaratmış. Onlar çok üretiyor, az tüketiyor. Yaratılışları böyle. Bize faydalı olsun diye. Ve illa insanoğluna gelince insanoğlu hayvanlara benzemiyor. İnsana sofraya buyur dersen hoşuna gidiyor, yüzü gülüyor. Şu kazmayı al dersen suratı asılıyor. Niçin? Çünkü insan cennet için yaratılmış. Cennette kazma mazma yok. Hep yiyeceksin. Asıl sen orada yaşayacaksın inşallah. Ama şimdi bu dünyada imtihandasın. Bu dünyaya senin tabın uymuyor. Sen burada da hep yiyeyim, hiç terlemeyeyim istiyorsun. Ve biz de bu yaratılıştaki insanlarla adil düzen kuracağız. Ben hep yiyeyim, hiç çalışmayayım diyen insanoğluna adil düzen nasıl kurulur? Ha, bak bunun bir tek çaresi var. Gel buraya koyun da Hasan. Sen hep yemek istiyorsun öyle mi? İstediğin kadar ye, müsaade ediyoruz sana. Ama bir şartımız var. Nedir o? Başkasının hakkını yemeyeceksin. Ne kadar yiyeceksen kendin o kadar üreteceksin. Bu şarttan istediğin kadar ye. E nasıl temin edeceğiz bunu? Bunu temin etmenin çaresi şu. Bak ben bu gözlüğü ürettim. Getirdim. Gözlük vakfına verdim. O da vitrine koydu. İsteyen alsın diyor. Madem ki bu gözlüğü ben ürettim ve bunu da topluma teslim ettim, bunun kıymeti kadar tüketme hakkı kazandım. Bu 4 kilo elma ediyorsa, 5 kilo armut ediyorsa bunu veririm, 4 kilo elmayı alır yerim. Benim hakkımdır. Niye? Ona eşdeğer mal ürettim de onu kendi ürettiğimi yiyorum. Başkasının ürettiğini değil. Bunu nasıl temin edeceğim? İşte bunu temin etmenin çaresi şudur. Ben bunu vakfa verdim mi, vakıf bunun kıymetini gösteren bir senet verecek bana. Bu özel senede para derler. Para demek bu demek. Para demek bu insan bu kadar üretim yapmış, o yaptığı üretim kadar tüketme hakkı var. Bunu gösteren özel senet demektir. Adil düzende paranın manası budur. E böyle olmuş da ne olmuş? Ha böyle olduğu için adil düzende mal eşit paradır. Ne kadar mal üretilmişse, vitrine konmuşsa vatandaşın cebinde de o kadar para var. Ne bir kuruş fazla ne bir kuruş eksik. Adil düzende darphane para basamaz. Neden? Çünkü adil düzenin anayasasında yazıyor. Bugün sen kendin parama 500 lira basarsan 5 sene hapsediyor seni, kalpazan diyor. Kendi 5 trilyon basıyor, çağ atlamış oluyor. Babanın çiftliği mi burası? Nereden çalıştırıyorsa o darphaneyi bakayım. O darphaneyi çalıştırarak sen benim cebimdeki parayı çalıyorsun. Koca hırsız. Kime sesleniyorum? Düzene. Bu Siyonist düzen. İşte yaptığı iş bu. Bu taklitçilere sesleniyorum. Zihniyetlerine sesleniyorum. Kendileri de ne yaptığını bilmiyor ha. Ne zulüm yaptığını bilmiyor. Ama bilmemek mazeret değil. Cezasını çekecek. Niye? Zalim cezasını çeker de onun için bileceksin. İlim far. Sen bir mahkemeye gitsen dünyada hakim beye desen ki hakim bey kanunun böyle olduğunu bilmiyordum. Hakim bey sana affedersin mi diyor. Atın şunu amca. Kanunu bilmemek mazeret değil diyor. İşte mutlak mahkemede de
ben bilmiyordum dediğin zaman seni zalim, seni çek cezanı derler insana. Onun için zulümden kaçınmak mecburiyetindeyim. Bunlar ne yaptığını bilmiyor ama suçlu. Neden? Milyonları eziyor da onun için. Bak nasıl eziyor, onu açıklıyor. Bu ezilmenin ortadan kalkması için faiz olmayacak, karşılıksız para basılmayacak. Adil düzende faiz de yoktur, karşılıksız para da yoktur. Piyasada satılabilen mallar, arsa, tesis, anlatma, altın, döviz, bunlar karşısında da para var. Herkes istendiği anda parasını malla değiştirir. Değişme esasında herkese eşit muamele yapılır. Fiyatlar az talep ve dayalı olarak kriterlere göre tespit edilir. Şimdi bir iki noktasını açıklayayım. Ne açıklayacağım? Faiz adil düzende neden olamaz? Faiz nedir? Şimdi bak, ben bunu ürettim, teslim ettim. Bunun bedeli 1000 liraymış. 1000 liramı aldım. Bugünkü düzende bu 1000 lirayı götürüp bankaya koyuyorum. Bir sene sonra banka bana 1500 lira veriyor. Hemen banka müdürünün yakasına yapışmamız lazım. Gel buraya. Bu 500 lira fazlayı nereden aldın veriyorsun bana ya? Ben bu esnada yeni bir şey üretmedim ki. Üretmediğim halde bu ilave tüketme hakkını nereden veriyorsun? Nereden veriyor? Ya darphanede basıp veriyor. Yani herkesin hakkını çalıp bana veriyor. Veya esnaf Hasan'ın bankaya koyduğu parayı bana veriyor. Esnaf Hasan'ın hakkını bana veriyor. Hangisi olursa olsun faiz demek koyunlu kardeşlerin, fakir fıkaranın kanını içmek, etini yemek demektir. Faiz yiyen insan hali bu. Haksız, zalim. Onun için faiz zulümdür. Senin hakkın değil. Başkasının hakkını yiyorsun. Adil düzen mi istiyorsun? O halde faiz olmayacak. Kendi alnının terini yiyeceksin. Fiyat nasıl teşekkül ediyor? Uzmanlar hesaplamış. Türkiye gibi 60 milyonluk bir ülkenin, misal söylüyorum, 1 milyon ton yedek buğday olması lazım. Kıtlık var, şu var, bu var. Öyle mi? Peki. Türkiye'de 1200 tane belde, 800 tane ilçe ve il var. Misal olarak söylüyorum, yuvarlak. 2000 tane buğday silosu lazım Türkiye. Bu uzmanlık iş. Bütün buğday siloları şimdiki bankamatikler gibi birbirine bağlı. Kompütürün başında da deponun görevlisi oturuyor. Ben de buğday üretmiş köylüyüm. Geldim, buğdayımı vereceğim buğday vakfına, paramı alacağım. Memura diyorum ki buğdayımı getirdim. Ne kadar bana para vereceksin? Memur kompütürün düğmesine basıyor. Türkiye'deki 20 tane, 2000 tane depoda toplam buğday ne kadar? Kompütür bana gösteriyor. 1 milyon ton buğday var bütün depolar. İyi güzel. Eğer bütün buğday 1 milyon ton olursa diyor ki buğdayın kilosu 1000 liradır. Orada da cetvel var. 1 milyon tonken buğday 1000 lira olacak diyor. Kompütürde toplam buğdaya bakıyor, cetvelde de fiyatına bakıyor. Bana diyor ki 1000 lira da alacaksın. Peki, verdim kendisine buğdayımı, 1000 liradan aldım paramı. Biraz sonra gene getirdim buğday, düğmeye bastı. Diyor ki senin gibi herkes buğday vermiş. Şimdi depoda 1 milyon 200 bin tona çıkmış buğday. Şimdi buğdayın fiyatı 500 liraya düştü diyor. Çok düşmüş. Öyleyse ben buğdayı satmam, ben senden buğday alırım 500 liraya, hay hay. Buyur diyor, bana 500 liradan buğday veriyor. Gene almak istiyorum, biraz sonra gidiyorum. Diyor ki şu anda bütün depolardaki buğday 800 bin tona indi. Şimdi çıktı buğdayın kilosu 1500 liraya. Öyleyse ben sana satarım diyorum. Hay hay diyor, alıyor. Ne anlatıyorum size? Bak fiyat Kars'ta da, Niğde'de de, Edirne'de de aynı. Kim tespit ediyor? Kompütür. Neye göre tespit ediliyor? Arz talebe göre. Depolarda buğday azaldı mı? Fiyat artıyor. Herkes buğdayını getirip piyasaya sürüyor. Buğday arttı mı? Fiyat düşüyor. Herkes buğdayı satın almaya başlıyor. Böylece 1 milyon ton etrafında buğday inip çıkıyor.
o 1 milyon ton depo muhafaza ediliyor. Herkese eşit fiyat, her yerde eşit fiyat. Niçin? Bu adil düzen. Bunun pazarlığı olmaz. Vatandaşı kazıklamak, aldatmak olmaz da onun için. İşte adil düzende para budur, fiyatlar böyle teşekkül eder. Peki hocam faiz olmayacak dedin. Kim kime para verir Allah aşkına ya? Bu devirde faiz kalkar mı? Bak nasıl kredi bulunacak, şimdi bunun esaslarını atıyorum. İstediğin kadar para sana. 7 çeşit kredi var adil düzen. Kredi ne demek? Benim hakkımdan fazlasını belli bir şart altında muhakkaten kullanma imkanına kredi denir. Büyük bir iş yapacağım, niye diye bir fabrika kuracağım, param yok. Nereden bulacağım bu parayı? Kimse de faiz olmadığı için vermiyor. Çok kolay. Bak adil düzende 7 türlü kredi bulunur. 1. Ortaklıklar. Aynen bugünkü gibi. Yani bir araya geliriz, fabrikayı kurarız. Benim yoktu ama hepimiz beraber topladık, kurduk. Veya fabrikada iplik dokuturur, karını bölüştürürüz. Tesise ortak oluruz, kara ortak oluruz. Bugün neyse adil düzende de aynen olacak. Birinci imkan bu. İkinci imkan, hakkı müktesep karşılığı. Ne demek bu? Benim 1.000 liram var. Şu anda koştum, bankamatikle bankaya koydum. 12 ay benim param bankada durdu. Gidiyorum, gelecek sene bu saatte bankamatiğe basıyorum. Bu sefer 12.000 lira alıyorum, 1 ay kullanıyorum. Veya 3.000 lira alıyorum, 4 ay. 4.000 lira alıyorum, 3 ay. Niye göre yapıyorum bu hesabı? Bankaya yatırdığım para çarpı bankada kaldığı müddet benim kredi hacmimi gösteriyor. Madem ben o kadar bankaya vermişim, istediğim an onu alıp kullanma hakkına sahibim. Buna hakkı müktesep kredisi deniyor. Bu ne demek? Herkes parasını koşup bankaya veriyor demek. Niye? Cebimde durursa kredi olmuyor. Bankada durursa kredi oluyor. Bir. İkincisi, Niğde'deki kardeşim parasını kullanmıyor, Erzurum'daki kullanıyor. O kullanmadığı zaman da ben kullanıyorum. Yeniden piyasaya para çıkmıyor. Mevcut parayı kullanıyoruz. Onun için enflasyon olmaz. Ve kullandığımız para da faizsizdir. Ve ben 1.000 liram varken 12.000 lira kullanacak hale geldim. İşte bu hakkı müktesep kredisidir. Bundan başka emek karşılığı kredi. Benim Niğde'de bir konfeksiyon atölyem var. İşçi çalıştıracağım, sermayem yok. Ne yapacağım? Hiç korkma. Adil düzende banka hizmetini devlet görür. Hemen gideceğim, kahvelerden boş adam arayacağım. Adil düzende işsiz adam yok. Farz et ki buldum. Bir konfeksiyon atölyem var, 15 tane makinem var. Bu makinede çalışacak işçiyi buldum, getirip koyacağım. Adil düzende bir işçi ayda 5 milyon lira mı alıyor? Geldiği andan itibaren onun ücreti işlemeye başlayacak. Bir ay sonra 5 milyon lirası ödeyecek. Kim ödeyecek? Banka, yani devlet ödeyecek. Kim borçlanacak? Ben borçlanacağım, teşebbüs sahibiyim. Nasıl ödeyeceğim bu borcu? Yaptığım konfeksiyonu satıp ödeyeceğim. Faiz var mı? Yok. Enflasyon var mı? Yok. Neden? Para çıktı piyasaya ama karşılığında üretim yapıldı. İşçi çalışacakmış, hiç mesele değil. İstediğin kadar, yeter ki teşvik edilmiş bir işi yap. Zaten sen bütün fiyatlar otomatik tesis ettiği için neyin fiyatı arttıysa onu üreteceksin. İhtiyaçlar karşılanacak. Teferruata girmiyorum. Her bir cümlenin altında ayrıca bir cilt var, sadece hatırlatıyorum. İşte bu söylediğimin adı emek kredisidir. Sen kahvede oturuyorsun, senin loncandan sana bir kart verilmiş. Bu müteassıs bir işçidir. 5 milyon lira aylık hakkı vardır diyor. Bitti. Senin kartına bakıyorum, gel kardeşim otur çalış diyorum. Dediğim andan itibaren senin paran ödeniyor. Müteşebbis borçlanıyor ve sonradan da üretimi satıp ödüyor. Hiç işçi çalıştıracaksın mesele değil. İstediğin kadar para. Yeter ki faydalı üretim yap. Bundan başka rehin karşılığı para bulursun, konuşma lüzum yok. Devleti gelir teminine vesile olmuşsun, o nispetle ayrıca kredi alırsın. Sonra
yatırım projesi için kredi alırsın. Osman Nuri Bey kardeşim demin gelirken dediler ki bu fabrika Milli Selamet Partisi'nin ağır sanayi hamlesinde kuruldu. Sizler o zaman bize yardımcı oldunuz. %5,5 faizle o günkü günde 100 milyon lira para verildi buraya ve bu fabrika böyle kuruldu dedi. Tabii o zaman biz ortaklarla beraberdik. Şimdi 4 ay sonra ortaksız geleceğiz. 100 milyon değil, ne kadar istersen faizsiz alacaksın. Şartı ne? Şartı 3 tane kağıt. Bir tanesi, ben 10 milyar liralık bir fabrika kuracak adamım. Kim söylüyor bunu? Benim loncam. Nasıl nafa vekaleti müteahhitlere karne veriyor? Bu adam şu kadar inşaat yapar diyor. Loncamız da bize karne verecek. Bu adam müteahhitsizdir. 10 milyar liralık bir fabrikayı kurar. Bunu ortaya koydum bir. Ben bir ahlak toplumuna mensubum. O ahlak toplumu da bana bir vesika vermiş, bu adam dürüsttür diye. Kalecilik yaparsam o toplum tanzim edecek. Ha, teferruata girmiyorum. Dürüst olduğumda belli. Elimde de 10 milyar liralık bir teşvik edilmiş bir motor fabrikası projesi var. Bitti. Niğde'de böyle bir fabrika kurulmasını devlet araştırtırmış, tespit etti. Şimdi bu fabrikayı kuracağız. Mesele yok. Bir arsa baktık 500 milyon. Hemen bu arsanın parasını ödeyin diyorum ben. 10 milyar liralık fabrika kurma yetkim var ya. Hazine, yani devlet, yani banka 500 milyonun sahibine ödüyor, arsayı alıyor. Demir lazım, ödettiriyorum. Çimento, makina, 10 milyar lirayı harcı fabrikayı bitiriyorum. Fabrika kuruldu. Kim borçlanıyor? Ben borçlanıyorum. Nasıl ödeyeceğim? Ya fabrikayı satacağım veya çalıştırıp ödeyeceğim. Faiz var mı? Yok. Enflasyon var mı? Yok. Neden? Piyasaya para çıktı ama karşılığında fabrika kuruldu. Tesis kuruldu. Alınıp satılacak bir mal meydana geldi. İşte böylece hiç enflasyon olmayacak. Şimdi bak, burası bir kol. Burada kardeşlerimiz bilir. Bir kumaş, şu sırtımızdaki kumaş 7 kademeden geçiyor. Bugünkü faiz oranlarına göre hesaplarsan 100 liraya mal olacak kumaş bugün 612 liraya mal oluyor. Bu kadar faiz biniyor üzerine 7 kademeden geçer. Faizler kalktı mı ne olacak? 712 liralık kumaş 100 liraya inecek. İşte böylece fakir fukaranın duasını alacağız diyorum. Çünkü bu faizler toplanıyor, Yahudi'ye gidiyor. Ne anlattım size? Yatırım kredisi nasıl bulunacak faizsiz? İşte böyle bulunacak. Bir diğer kredi de selam senedi kredisidir. Ne demek bu sipariş kredisi? Bunun manası şu. Benim bir peynir mandıram var. Senelerden beri işletiyorum. Aylardan Ocak ayındayım. Haziranda gene peynir yapıp satacağım. Ama süt alacak, yem alacak param yok. İşletme sermayem yok. Nasıl temin edeceğim işletme sermayesi? Bak onu anlatıyorum, adil düzen. Geldim, Nideli kardeşlerimi topladım. Beni tanıyorsunuz, ben peynir yapıyorum dedim. Aylardan Ocak ayındayız. Haziranda kim peynir isterse ona şu kalite peynir teslim edeceğim. Ama biliyorsunuz ki Haziranda bir teneke peynir 100 bin liradır. Şimdi 6 ay var, kim 70 bin lira verirse ben Haziranda ona bir teneke peynir vereceğim dedim. Siz düşündünüz, Haziranda 100 bin lira almaktansa şimdi Ocak ayında 70 bin lira almak daha iyi. Karar verdin, ben bir teneke istiyorum hocam dedin. Peki, adını yazdım. Bir teneke peynir, bu fiş kimdeyse ona teslim edilecektir diye imzamı attım. 5 Haziran'da şu kalitede bir teneke peynir teslim edeceğim diye bir senedi sana verdim. İşte selam senedi budur. Senden 70 bin lirayı aldım, sütü, yemi aldım, peyniri yaptım, Haziran'da getirdim, verdim, senedimi kurtardım, yırttım, attım. Ne var bunda hocam, çok basit bir şey bu. Öyle yağma, yok. Bak bu füzelerle İsrail'i yıkamazsın, Scud füzelerinden. Ama selam senediyle İsrail'i yıkarsın. Neymiş bu selam senedi? İşte bu.
Bugünkü senetten büyük farkı var bunun. Bugün senet parayı temsil ediyor. Adil düzende senet malı temsil ediyor. Bunun için ne kadar çok senet varsa o kadar çok mal var gibidir piyasada, ucuzluk gelir. Bugün ne kadar çok senet varsa pahalılık gelir. Bundan başka vade bugün ne kadar uzunsa faiz o kadar çok, o kadar pahalılık geliyor. Halbuki selam senedinde vade ne kadar uzunsa o kadar ucuzluk gelir. 6 ay varsa 70 bin lira isterim, eğer 2 ay varsa 90 bin lira isterim. Müddet kısalınca fiyat artıyor. Müddet uzadığı zaman fiyat azalıyor. Bak adil düzende senedin müddeti arttıkça ucuzluk çoğalıyor, senedin adedi arttıkça ucuzluk çoğalıyor. Bugünkü Yahudi düzeninin tam tersine. E niye bu senin dediğini herkes yapmıyor? Yahudi yaptırmaz benim bu dediğimi. Niye? Bugünkü senetlerin farkını o topluyor da onun için. Bak o geliyor IMF'e, piyasaya bu kadar para çıkartacaksın. Herkes faizle iş yapsın diye o tespit ediyor. Sonra o faizleri o alıp götürüyor. Ben de selam senedi çıkartacağım dedin mi, televizyon seni de konuşmaz. Bu renkli gazeteler seni de yazmaz. Onun için bugünkü düzenle muharebe etmek demek, manevi savaş yapmak, iman ister, inanç ister. Taklitçilerin yapacağı iş değil bu. Siz hiç onların ağzından biz faizi kaldıracağız diye bir söz duydunuz? Söyleyemezler. Neden? Hemen İsrailli abileri boğazını sıkar onların. Çünkü bu düzenin sahibi var. Bizi sömürmek isteyen emperyalizm var. Onlar her şeyi kontrol ediyor. Onlar müsaade etmiyor. Bir noktayı daha izah edeyim. Konuşmamızı toplayıp kapatacağım. Peki faizsiz para nasıl bulunur mu? Bunu anladık. E vergiler kalkacak dediniz. Devlet masrafını nasıl görecek? Bak bunu anlatıyorum. Bak devlet parasını nasıl kazanıyor? Dikkat buyurun. Vergiyle değil. Ya nasıl? Ha, ben 10 milyar liralık fabrikayı çalıştırabilecek bir insanım. Loncamdan kağıdım var. Yanımda da arkadaşlarım var. Biz yönetim kadrosuyuz. Geldik bu salonda oturduk. Dedik ki arkadaşlar, Niğde'de fabrika kurulup 10 milyar liralık bir fabrika çalıştırılacak teşviki var biliyorsunuz. Gelin bu işi yapalım, çalıştıralım. Bak bizi görüyorsunuz. Biz bunu idare edebiliriz. İşte loncamızdan kağıt. Eğer kabiliyetsiz çıkarsak tazmin edeceğim. Peki, şimdi Niğde'de motor yapacağız. Biz yöneticiyiz ama bize bir fabrika lazım. İçinizde fabrikası olan var mı bizimle çalışmak isteyen dedik. Oradan bir kardeşimiz el kaldırdı. Bizim tam böyle bir fabrikamız var. Biz bunu kurmuştuk. Siz de bunu iyi yönetirsiniz inanıyoruz. Ben sizden çalışmak istiyorum diyor. Buyur şu masaya otur diyorum. Buraya gelip oturuyor. Şimdi yönetici var, fabrika var. Ne lazım bize? İşçi. Oradan bir kardeşimiz elini kaldırıyor. Ben sizin bu fabrikanızın işçisini vermeye hazırım. Ben sendika temsilcisiyim diyor. Öyle mi? Sen de buraya otur diyor. Ne lazım bize? Ham madde. Oradan bir kardeşimiz elini kaldırıyor. Benim şirketim de bu fabrikanın ham maddesini vermeye hazırdır diyor. Demirini, pikini ben vereceğim. Sen de buraya otur dedik. Kaç kişi olduk şimdi masada? 4 kişi. Yönetici, tesis, işçi ve ham madde. Motor yapabilir mi? Yapamayız. Neden? Bize elektrik lazım, su lazım, nakliyet lazım, muhasebe lazım. Bunu kim verecek? Devlet. Onun için beşinci olarak da devleti masaya oturtuyor. Gel otur bakalım buraya. Sen de bizim elektriğimizi, suyumuzu, muhasebe, nakliyatımızı yapacaksın. Şimdi motor yapar mıyız? Evet. Neden? Motor yapmak için her şey var da onun için. Müteşebbis var, tesis var, işçi var, ham madde var, elektrik var, su var, yol var, hastane var, mektep var, devletin yaptığı hizmetler var. Şimdi takır 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 motoru yapar. Uzmanlar bizim projemizde hesap yapmışlar. Diyorlar ki yapılan motorlar bunlar arasında bu projede şöyle taksim edilecek. Biz
Bir ay çalıştık, 5 tane motor yaptık, ambara koyduk. Misal olarak söylüyorum, herkes birer tane motor alacak. Herkesin hakkı bir motordur diyor. Ben müteşebbisim, ambara bir motor girince kar ettim. Bu tesis sahibi bir motor girince kar etti. Bu işçi yol parası verdi, kantinden yemek yedi ama ambara bir motor girince o da kar etti. Bu ham maddeci o da kar etti. Bu da devlet su verdi, elektrik verdi ama ambara bir motor girince o da kar etti. İşte devlet aynen işçi gibi kendi hakkının karşılığını alacak. Ve illa bunun dışında vergi koyamam. Senin dediğin bu parayla devletin geliri ne kadar olur? Ha, gel bir hesap yapalım. Şimdi 1991 senesinin ne olacağı belli değil. 1990'ın hesabını yapalım. 1990'da Türkiye'nin bütçesi 44 trilyon liraydı. Bu bütçenin 14 trilyonu açıktı. Geriye kalıyor 30 trilyon. 30 trilyonun 15 trilyonu borç karşılığıdır. Bunu da çık kaldı 15 trilyon. 15 trilyonun 5 trilyonu yatırımdır. Yolun patlağını bile kapatamıyor. Genelgeler çıkıyor, bu yatırımları yapmıyor. Neticede 10 trilyon kalıyor. Ne bu? Memurun maaşı bu kadar. 1990'da devletin fiili efektif geliri 10 trilyon olmuştur. Peki adil düzeni idare ilan etmiş olsaydık ne olacaktı? Sanayiden, tarımdan, hizmetlerden takriben devlet 5'te 1'ini kendi hakkı olarak alacak. Çünkü onların hepsine kendisi katkıda bulunuyor. O da kendi hakkını alacak idi. Ne kadar tutar bu? 1990 senesinde bütün bu üretimlerin yekunu 150 milyar dolardır. Bunun %20'si yani 5'te 1'i 30 milyar dolar yapar. 30 milyar dolar da o günkü parayla hesaplarsan 80 trilyon lira yapar. 10 trilyon yerine 80 trilyona çıkıyor ilan ettiğimiz gün. Halbuki kim fabrika kuracaksa faizsiz kredi dedin mi? Kim boşsa gelsin çalışsın maaşı verilecek dedin mi? Makine yağlanır. Fıldır 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 fabrikalar kurula 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 önünü alamazsın. Bir dev gibi bir Türkiye meydana gelir adil düzende. Yani bu söylediğimiz 80 trilyon bugünkü fakir fukara hesabıyla adil düzen kuruldu mu Türkiye bir anda Almanya gibi Amerika gibi zengin oluverir. Niye kurmuyor? Çünkü bunu Siyonizm istemiyor. İsrail istemiyor da onun için kurmuyor. Refah Partisi'nden televizyon niye bahsetmiyorsa Türkiye'de adil düzen de onun için kurdurtulmuyor. Rejisör aynı. Evet, şimdi bu konuştuklarımı topluyorum. Bak size devlet gelirini nasıl temin edecek açıklamaya çalıştım. Faizsiz kredi nasıl bulunacak açıklamaya çalıştım. Kim kime para verir bak. Ne yapacaksın da para istiyorsun söyle bakayım. Fabrika kuracağım. Al istediğin kadar para. Fabrikayı işleteceğim istediğin kadar para. İşçi çalıştıracağım istediğin kadar para. Hepsi faizsiz. Adil düzende 7 türlü kredi. İstediğin kadar para. Hiçbir şey isteyemez. Ha, burada bir incelik var ha. Gelir de dersen ki ben bütün piyasadan zeytinyağını toplayacağım. 3 ay sonra yüksek fiyatla satacağım. Adil düzende kredi bulamazsın. Çünkü bu kredilerin hepsi üretime veriliyor. Ticarete kredi verilmiyor. İşte adil düzen budur. Size kısaca açıkladım. Şimdi bütün bu konuştuklarımızı topluyorum. Bak çoğu gitti, azı kaldı. Şurada Ekim'e kaç ay var? 15-16 Haziran günü bu ANAP kongresini yapar yapmaz 17'de televizyondan duyacaksınız. Ekim'de büyük seçim. Neden duyacaksınız? Çünkü bunlar ringde yumruk yiye yiye
ayakta duracak hali kalmamış yenik boksöre döndü. Ah şu gong bir çalsa da şu ringin kenarındaki sandalyeye bir otursam diyor, ayakta duramıyor. Onun için seçime koşup ne olacaksa olsun demeye mecbur noktaya geldi. Gelecek ne olacak? Allah'ın izniyle bu millet gerçekleri biliyor. O televizyonda hiç söylemesin, gazeteler yazmasın. İşte Nevşehir'de Refah Partisi %25,5 oy aldı. İşte Bayrampaşa'da %21. İşte şimdi inşallah 2 Haziran'da Allah'ın izniyle %30'u geçecek. Ve de Ekim'deki seçimde Refah Partisi en büyük parti olacak. Ve de idareyi ele alacak Allah'ın izniyle. Bakınız, o gün işe başlarken televizyonda yapacağımız konuşmayı bugünkü gibi dinleyemezsiniz ha. Neden? Alman Meclis Başkanı von Hassel diyor ki Die Welt gazetesi makalesinde, ey Avrupalılar, sizi uyandırıyorum. Etmeyin, eylemeyin. Şu Türkiye'yi hemen ortak pazara alın, İsrail'le birleştirin. Çünkü Türkiye'de Refah Partisi her gün güçleniyor. Eğer siz gafil davranır da Refah Partisi iktidar olsa ne olur biliyor musunuz? Yeni bir Türkiye değil, yeni bir dünya kurulur diyor. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Bak onun doğru söylediğini ben şu anda o kadar içimden hissediyorum ki niye? Daha 2 gün önce Trablus'ta, demin de söyledim, 40'tan fazla Müslüman ülkenin 1000 kadar delegesine ben böyle hitap ediyorum. Onların hepsi, hocam şu adil düzeni bize ders olarak anlatın dediler. Niçin biliyor musun? Türkiye'de Refah Partisi iktidara geçer geçmez 1,5 milyarlık İslam alemi Türkiye'nin etrafında kenetlenecekti onun için. Ben 2 gün önce gözümle işte bunu gördüm. Bak şimdi komünizm ve kapitalizm devri bitti. Şimdi Bush refah devri. Dünya 2 kutup etrafında toplanıyor. Uyanın, uyanın. Öbürlerin hepsi boş. Ya Siyonizm, herkes ezilecek, köle olacak. Veya Refah Partisi, adil düzen kurulacak, insanlık kurtulacak. Komünizm kalktı, şimdi 2 tane kutup var. Onun için Alman parlamento başkanı doğru söylüyor. Refah Partisi iş başına gelirse yeni bir dünya kurulur diyor. Bu kurulacak inşallah. Siz şimdi o gün televizyona gelmişsiniz. Refah Partisi kazanmış, adil düzen ilan edilecek. Elbette o televizyonu böyle dinleyemezsin. Emin olasın ki o gün dağlar erir, dağlar. O gün o kadar büyük bir gündür. Şimdi Allah'ın izniyle o gün televizyonda neler söyleyeceğiz, bunun hepsini şimdi söyleyemeyiz. 3 cümlesini söyleyeyim yeter. Bak şunu duyacaksınız inşallah. Ey aziz milletimiz, bilesiniz ki şu andan itibaren adil düzen ilan edilmiştir. Ey aziz milletimiz, bilesiniz ki şu andan itibaren bütün faizler kalkmıştır. İşe böyle başlayacağız inşallah. Ey aziz milletimiz, bilesiniz ki şu andan itibaren bütün vergi kanunlarının hepsi lağvedilmiş. Neden? Çünkü bak bu adam seni kasaplı koyun gibi çengele asmış. Eline bıçağı almış, vergi diyor etini kesiyor. Fon diyor yağını kesiyor, seni kemik haline getir. 4000 çeşit vergi ve fon maddesi var. Kimse içinden çıkamıyor. Ezik. Ezik, ezik, bu millet bu hale getirin. Onun için bunların hepsini lağvetmekten başka çare yoktu. Peki bütün bunları ilan edeceğiz de ne olacak? O gün bakacaksın ki 600 liralık ekmek 200 liraya ucuzlamış, iniver. Deme ya, sen sihirbaz mısın hocam? Hayır. Söylediğimiz şey sihirbaz, çok basit bir şey. Neden? Çünkü bugün bu memlekette her vatandaşın sırtında bir Yahudinin emme hortumu var, bir de Şampanyacı Holding'in emme hortumu var. Bizim yapacağımız iş çok basit. Vatandaşın sırtındaki Yahudinin hortumunu, Holding'in hortumunu kopartıp atacağız. Senin kanını artık bunlar emmeyecek. Sen kendi kanınla kendini güçlendireceksin. Yapacağımız iş bu.
Çünkü o ekmeğin içinde 200 lira faiz var, 200 lira da vergi var. Sadece ucuzluk gelmekle kalmayacak ha. Ya ne olacak? Bak bugün 600 liraya bir ekmek yapıyorsun. O gün 600 liraya 3 ekmek yapacaksın. Aynı işletme sermayesiyle 3 misli fazla işçi çalışacak. Bu ne demek? İşsizlik kalmayacak demek. İşte işsizlik böyle çözülür. İşte bugün faiz ve haksız vergi olduğu için, her şeyi pahalılaştırdığı için, maliyetler yükselttiği için işletme sermayeleri yetmiyor. 5 milyon gencimiz bunun için kahvehanelerde çürüyor. Faiz çürütüyor onları. Bu kadar mı? Hayır. Dünyada en ucuz maliyet bizde olacak. Kimse bu bir Birko fabrikasından rekabet edemeyecek. Ne Japon'u ne Çin'i hiçbiri. Neden? Çünkü bizde o gün maliyetlerin içerisine ne faiz ne vergi girmeyecek. Sadece alın teri neyse maliyeti olacak. Bugün Almanya'da %10 faiz var. Almanya'da %35-40 hatta %52 kurumlar vergisi var. Onun için onların maliyetleri yüksek. Bizim maliyetimiz alın teri bu kadar. Ne faiz ne vergi hiçbir şey yok. Kimse bizden ucuz mal üretemez. E ne olacak? Herkes gelip malını bizden alacak. Alacak da ne olacak? İşte ihracat patlaması böyle olur. Hayali ihracatla ihracat patlamaz. Daha ne olacak? Ha, işsizlikten dolayı bu Konya'dan, bu Niğde'den Avrupa'ya giden işçi kardeşlerimiz burada adil düzen ilan edince kısa bir müddet sonra kendisinin ustabaşısı Hans'ı çağıracak. Hans gel bakayım buraya. Dur bakayım ya, bizim koyunumuzda bir değişiklik oldu. Hayırdır inşallah, buyur ne istiyorsun dediği zaman onu söyleyecek. Diyecek ki bana bak, dünya değişti. Şimdi Türkiye'de Refah Partisi ilk baştan geldi. Adil düzen ilan edildi. Müslüman ülkelerle ortak pazar kuruldu. Bu siparişler size değil bize veriliyor. Şimdi bizim fabrikalarımız kuruldu. Evet. Sen elektronik işinden anlarsın, bizim Koyunlu'daki fabrikada ben seni işçi olarak çalıştıracağım, buradan çok da para vereceğim, hadi bakalım diyecek bizim Koyunlu'daki. İşte adil düzen budur. Neden yapmıyorlar? Çünkü bugünkü düzenin sahibi var. Siyonizm, emperyalizm. O kan emiyor. O istediği adamları iş başına getiriyor. Televizyonları almış tesirine, gazeteleri almış tesirine. Onlar etkiliyor, istediği propagandayı yapıyor, getiriyor ve de sonunda kanımızı sömürüyor. İşte bütün vatanını, milletini seven insanlar bu köle düzenini el birliğiyle yıkacağız ve Allah'ın izniyle adil düzeni kuracağız. Ancak bu iş oturduğu yerde olmaz. Şu konferansı kapatırken bütün oturan kardeşlerimiz bir ayağa kalksınlar bakalım. Şu elleriniz de benim gibi kaldırın. Alışmayanlar varsa alışsın. İsrail'den yana olan varsa kaldırmasın. Hepimiz hakkı adalete hakim etmek için çalışacağımıza söz vereceğiz. Böylece bir dakika dur bakalım hep beraber. Hazır olun. Milletimizi, saadet, ve selameti için, Refah Partisi'nin büyük zaferi için, bugünkü köle düzeninin bir an evvel yıkılması için, adil düzenin bir an evvel kurulması için bütün gücümüzle çalışacağımıza söz veriyorum. Kazanız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm. Çok muhterem misafirlerimiz.